bir video izleyeceksiniz. 3 dakikalık bir video. Burası bir ev. Evin içerisindeki bir kanepe tutuşuyor. Kanepe tutuştuğu anda acaba 3 dakika içerisinde ne olabilir? İzleyelim bakalım. Kapalı yerde çıkan bir yangınlarsa çok farklıdır. Tamam, herkes hazır mı? Şimdi kibriti çakıp kanepeyi tutuşturuyorum. Şu anda gördüğünüz yangının ilk safhası. Alevler göreli olarak parlak değil. Fazla duman çıkmıyor ve çok az bir duman var. Bu aşamada şayet odanın yanından geçseydiniz, yangını fark etmeniz çok güç olurdu. Şimdi alevler yavaş yavaş kanepenin arkasından yükseliyor. Bu aşamada alevler kanepenin arkasında görülebilir bir hale geldi. Ancak şimdi yangın odanın önünden geçen biri tarafından fark edilebilir. Bir dakikada alevler... Şimdi ise alevler tavana doğru yaklaşıyor ve bir duman ve sıcak gaz tabakası tavanın hemen altında oluşuyor. Bu aşamada yangını söndürmeye çalışırsanız odaya girmekte çok güçlük çekersiniz. Ve aslında bu aşamada odaya girmek çok tehlikeli. 1,5 dakikada. Tavana yakın olan duman tabakası yavaş yavaş aşağı doğru iner, gitgide ısınır ve bu ısıyı odadaki bütün eşyaya yayar. Alevlerin bir anda bütün eşyaları sardığını görürsünüz. Gaz tabakası kalınlaşır ve yayılır. Alevlerin yükseldiği, sıcaklığın son derece arttığı, masanın üstündeki ve odanın içindeki diğer objelerin erimeye başladığı, şekil değiştirmeye başladığı. İşte bütün bunlar, odanın içindeki her şeyin birdenbire parlamak üzere olduğunun bir işaretidir. Duman gittikçe kalınlaşıyor, radyasyon oranı gittikçe artıyor. Tabandaki sıcaklık merkezi aşağıdaki sandalyeye kadar iniyor. Sandalyeden beyaz dumanlar çıkmaya başlıyor. Artık sandalye her an parlayabilir. Bu aşamada yangın aşırı sıcaklık ve duman nedeniyle yayılır. Zehirli gazlar evin diğer odalarına hızla geçer. Yangını çıkardığı gürültüler ancak bu son aşamada bitişik odalarda uyuyan insanları uyandırıyor. Kırılan camlardan ve ağaçların çatırdamasından çıkan sesler. Maalesef bu sesler yangının ilk aşamasında olmaz. Bu nedenle de ev halkının yeteri kadar erken uyarılması gerçekleşmeyebilir. Bu hacimde bir yangının oluşturduğu sıcaklık 5-10 belki de 20 milyon watt ayarındadır. Yaydığı sıcaklıksa yangın mahalleden oldukça uzaktan bile dayanılmaz bir şekilde hissedilebilir. İşittiğiniz ses bir televizyon alıcısının içindeki tüpün patlaması sonucu. Tamam, yangın söndürme birimine işaret verin de yangını kontrol altına alsınlar. Evet, acaba yangına karşı neler yapabiliriz? Biraz onları konuşalım. Şimdi eğer yangın riskini fark ediyorsak bir kere gaz vanasını kapatıyoruz. Elektrik sigortalarının mutlaka kapalı olduğundan emin oluyoruz. Açmıyoruz asla. Dökülen malzemeler varsa yerlere, başka yerlerde bunları temizlemeye çalışıyoruz. Kibrit çakmıyoruz. Eğer karanlıksa asla neresi yanıyor diye gidip elektrik prizlerine dokunmuyoruz. Fişlere kesinlikle dokunmuyoruz, ellemiyoruz. Çünkü siz fark etmediğiniz bir anda küçük bir kıvılcım daha büyük bir patlamaya neden olabilir. Geçelim. Yangın güvenliği konusunda mutlaka alabileceğimiz başka önlemler de var. Mesela artık evlerde duman dedektörleri kullanılıyor. Çok kolay, çok pahalı değil. Duman dedektörleri taktırabilirsiniz. Dumana karşı hassaslar. Yangın söndürme cihazları bulabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Bunları evlerinizde çocuklarınızın bile kullanabileceği yangın söndürme dedektörleri var. Bunlarla yangını, küçük yangınlara müdahale edebilirsiniz. Çok sayıda elektrikli aleti tek bir prizi takmayın. Evlerinde çok yaptığımız bir hata. Mesela değil mi, fişler var. Bu fişe bir tane çoklu priz takıyoruz. Üstüne işte ütüyü takıyoruz, cep telefonu şarjımızı takıyoruz. Bazen yetmiyor, bir tane daha çoklu kablo takıyoruz. Bu niye zararlı?
Çünkü tek bir prizden çekilen akımla ona siz her taktığınız yedek priz fazla akımın çekilmesine neden olacaktır. Ve oradaki elektrik tesisatı da bunu kaldıramayacak güçteyse siz orada küçük bir elektrik akımına, küçük bir elektrik kaçağına neden olup yangına neden olabilirsiniz. Şofbenlere çok dikkat edin. Evlerimizde şofben kullanıyorsak özellikle banyolarda işte banyoya girdiğimiz anda kapısını açık bırakmak, içeri girerken evde bulunan bir yakınımıza haber vermek, arada bir kontrol etmek, hava alan bir yerde olması çok çok önemli. Bazen bir hata da şundan oluyor, bu da fark edilmiş. Evlerimizde halılar var, değil mi? Halılar kullanıyoruz. Prizleri ve kabloları halıların altından geçirmek çok doğru bir davranış değil. Çünkü eğer kabloda bir kaçak varsa, o kaçağı siz göremeyebilirsiniz. Halılar çok kolay düşebilir diye uyarıyor uzmanlar. Geçelim. Şimdi ilk yardımla ilgili bir video izleteceğim. Sonra da sunumun sonuna geleceğim. Sorularınız varsa sunum sonunda alabilirim. Bakın ilk yardım denilen şey böyle mi olmalı? Sayın seyirciler, Konya'da dün akşam verilen bir iftar yemeği sırasında izdiham yaşanınca genç bir kadın baygınlık geçirdi. İftara katılanlar genç kadına yardım etme kararı aldı. Ama yardımseverler yüzünden kadın az daha yaşamını yitiriyordu. İşte o ilk yardım skandalı. Kadın yerde yatıyor, baygın. Başında onlarca kişi var. Herkes aynı şeyi söylüyor. Açılın diyor ama... İlk yardım rezaletinin yaşandığı yer Konya'daki Mevlana Parkı. Genç kadının bu hale gelmesinin nedeni iftar yemeği sırasında yaşanan izdiham. Ama asıl önemlisi onu hayata tutundurma çabaları sırasında ortaya atılan akla hayale gelmeyecek öneriler. İşte o anlardan biri. Kadın baygın, çenesi kilitlenmiş. Kalabalığın arasından bir ses duyuluyor. Birisi kaşık istiyor. Demir kaşık getirin, ondan kadın demir kaşığı hastanın çenesini açmak için kullanmaya hazırlanırken asıl büyük skandal yaşanıyor. Birinin aklına sigara dumanının kadını ayıltacağı geliyor. Demir kaşık getirin, İlk yardım rezaleti sınırları zorluyor. Kadın adamın dediğini yapıyor, sigaradan ardı ardına nefes çekip dumanı baygın kadının ağzından içeri üflüyor. Skandal kalp masajı rezaletiyle devam ediyor. Tabii adına kalp masajı denilirse. Genç kadın hala baygın. Belki ayılacak ama yardımsever halk çare üretmeye devam ediyor. Kilitlenen çenesini açmak için demir kaşık gelmeyince kalabalığın arasından biri cebinden evinin anahtarlarını çıkarıyor. Ve... Kadın kıpırdıyor, belli ki acı çekiyor. Ama ilk yardım severler durmak bilmiyor. Akıllarına bu kez kadını yan çevirmek geliyor. Ama hızlı bir hareketle. Seni çeker mi elinde suyu koydum, su çeker mi ya? Rezalet bir süre sonra iftar yemeğinin verildiği yere gerçek ilk yardım ekiplerinin gelmesiyle son buluyor. Ve baygınlık geçiren kadın yine açılın sözleri arasında bu kez emin ellerde hastanenin yolunu tutuyor. Öncelikle ilk yardım ekiplerine haber vermek, telefonu açmak. Çünkü zaman çok önemli insan hayatında. Siz ne kadar çabuk ilk yardım ekibinin gelmesini sağlarsanız o kadar önemli. Bunların hiçbirisini lütfen yapmayın. Tek yapmanız gereken nefes alması için ortalığı açmak, belki yan çevirmek, başını biraz geriye atmak ya da yapabiliyorsanız eğer ilk yardım eğitimi almanızı tavsiye ediyoruz. Benim anlatacaklarım kısaca bu kadar. Sorularınız varsa alayım. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Buyurun lütfen. Ama ilk yardım seminerleri, eğitimleri... Biz ilk yardım eğitimi vermiyoruz ama deprem eğitimine, şimdi ben size bir saatlik çok kısaca, çok temel şeyleriyle eğitim verdim. Depreme hazır Türkiye projesi kapsamında. İsterseniz daha uzun eğitimlerimiz var ama afetle ilgili. İlk yardım ekiplerini 112'den almanız mümkün.
Ama tabii ki bir grup oluşturmanız gerekiyor. Mesela 10 kişilik, 12 kişilik gruplarla